Can geliyor. Can geliyor. Oh. Kızdım ya. Aynen, ne yapıyor? Çok iyi gözüküyorsun. Hava soğuk. Havanın soğuktunuz mu? Sara. Selamlar, şükür kavuştuk. Rine. İnci. Merhaba. Konnichiwa. Brilliant. Ciao. Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Tayvan saatiyle şu anda 7'yi herhalde bir 25 falan geçiyor. Acayip erken saatte kalktım. Çünkü kız kardeşimle eşim diyorum ya. Uyku sersemim arkadaşlar. Kız kardeşiyle eşim Tayvan'a geliyorlar. Havada buz gibi. Gerçi buz gibi dediğim 10 derece. Yani Tayvan için çok soğuk. Türkiye'deki çoğu arkadaş için soğuk değildir. 10 derece çok böyle bizde hani ne de oluyor? Sonbahar sonu artık, sonbahar sonları böyle kışa doğru girerken. Ya, Tayvan için soğuk ama. O yüzden biraz böyle kalın giyindim. Şimdi Taoyuan Havaalanı'na gidiyoruz. Havaalanı Taoyuan şehrinde. Taipei'den yaklaşık 40 dakika falan sürüyor. Az önce eşim taksi çağırdı. Taksi gelecek birazdan. Hatta şeyden, aplikasyondan çağırdığı için hemen fiyatı da gördü. Onu da söyleyeyim size. 1300 lira falan tutacak. Ama normalde daha önceden erkenden ayarlarsanız daha ucuza da gidebilirsiniz. Hani en ucuz toplam gidebileceğiniz fiyat bence herhalde bir 800-900 lira belki. Ondan daha ucuza olmaz. Moments later. Arkadaş nasıl taksiymiş ya? Bekle Allah bekle. Gerçi ben biraz erken indim. Eşim dedi daha dedi 9 dakika var. Ben dedim aşağı ineyim. Önce dedim biraz videonun böyle başlangıcını sizlerle paylaşayım. Ondan sonra taksiye binerim. Bu arada size hiç ben bizim evin çevresini pek göstermedim değil mi? Arkadaşlar bakın bizim oturduğumuz yer şu arka taraftaki bina. Daha sonra şu tarafa döndüğünüz zaman burada bir tane park var. Biz burayı çok denk getirdik yani çok güzel oldu. Denk getirdik derken yani çok ucuza alamadık. Ne yazık ki Taipei'de evler pahalı. Neyse burayı bulduk. Park yanı güzel. Buradan aşağı iniyorsunuz daha böyle aşağı gidiyorsunuz. Orada da bir tane park var. Bayağı böyle parkların yoğun olduğu bir mahalle burası. Mahallenin ismi de Tianmu Mahallesi. Daha önce sanırım ben söylemiştim Tianmu Mahallesi'ni. Güzel bir mahalle. Eskiden burada 40-50 sene önce. Burada bir kafamın şurası da bir şey var. Oraya git diyelim ya. Ne var acaba burada? Kafamın tepesinde bir şey var arkadaşlar. Böyle taş gibi. Çocuklar bir şey mi koydu acaba? Ne bulamadım. Neyse. Ya bak şurada hala kafa. Bak deli oldum ha. Bak şurada onu size göstereceğim. Arkadaşlar. Bakar mısınız kafamda şu var. Ne biliyor musunuz? Geçen gün Ekim'i sinemaya götürmüştüm. Sinemada popcorn yiyoruz arkadaşlar. Popcorn'dan bir parça kalmış. Ey Allah'ım ya kafamda. Neyse ben ne diyordum? Bu mahalle 50 sene önce falan Amerikalıların yoğun yaşadığı bir bölge olduğu için biraz daha düzgün. Evler falan diğer Taipei'deki evlere göre daha böyle güzel yapılmış. Biraz daha geniş alan kullanılmış. O yüzden Tianmu Mahallesi hoş bir mahalle. Ama tabii burası da eskide. Daha bundan 20-30 sene önce daha güzelmiş. Daha böyle canlıymış. Ama şimdi o eski canlılığı yok. Ona rağmen yine de güzel bir mahalle. Ben seviyorum burayı. Öyle sizlere de biraz anlatayım dedim. Hani Tayvan'a yolunuz düşerse Tianmu'ya gelir misiniz? Pek gelmezsiniz. Çünkü öyle insanların gelip gezeceği bir yer değil. Bundan 20 sene önce, 30 sene önce insanlar buraya gelip geziyorlarmış. O zamanlar tabii 101 binası yok. O büyük bina var ya, o yok. Burası böyle insanları çekiyormuş. Amerika'dan gelme ürünler varmış. İkinci el böyle insanların sevdiği kıyafetler satılıyormuş. Bayağı böyle hoş bir yermiş. Eşim anlatıyor biz diyor o zaman diyor Tianmu'ya geliyorduk diyor. Gezmeye diyor Tianmu'ydu diyor. Ama şimdi Tianmu böyle gezmelik bir yer değil. Sadece gelip burada kafa dinlersiniz. Emekliyseniz güzel de bir eviniz varsa burada en azından rahat yaşarsınız. Aynı zamanda şeyler de burada. Hastaneler falan da burada. Bu arada arkadaşlar galiba bizim taksi geldi. Evet. Arkadaşlar taksi geldi. Taksiye bindim. Amca diyor ki diyor çantan yok diyor. Uçmayacak mısın? Dedim baba kardeşim ve eşi geliyor dedim. Onları alacağım. Bir de espri yapıyorum diyorum ki beraber uçacağız. Ya sabah sabah böyle var ya saçma sapan espriler yapıyorum arkadaşlar. Neyse. Hadi bakalım şimdi ben biraz dinleneyim. Havalarına görüşürüz. Bakın arkadaşlar işte burası. GG Dating Arrival Hall. Buraya gideceğiz. Taoyuan Havaalanı ufak arkadaşlar. Öyle devasa bir havaalanı değil ama güzel. Temiz. Gayet böyle sakin. Treni de var.
taksisi de var, otobüs de var. Yani şehir içine gidecek her türlü mekanizmaya sahip. Bu arada ben cebimden bayrağı çıkarayım. Tayvan, aslında Tayvan dedi, Çin Cumhuriyeti bayrağı getirdim. Biliyorsunuz Tayvan'ın resmi ismi Republic of China. Yani şimdi kardeşim, eşi Tayvan'a geliyorlar. Doğal olarak bayrak göstereceğiz. Hoş geldiniz diyeceğim. Bakın bayram da burada. Biliyorsunuz. Az önce kardeşim bana mesaj attı. Abi dedi, ben de vize kuyruğundayım. Çünkü Tayvan'a gelirken vize almanız gerek yok ama alanda vize almanız şart. Yani alanda vize alıyorsunuz, 30 günlük vizeyi size veriyorlar. Onda sıkıntı olmuyor. Fiyatı falan bilmiyorum. Belki ücretsizdir. Şu anda geldik gibi. Arrival hall diyor. Evet. Bakın burada bir sürü isimler var. Onlar başka ülkelerden gelen, herhalde seyahat ajandasıyla yolculuk edenler. O turistleri almaya insanlar gelmiş. Şimdi benim kardeşim ve eşi de buradan çıkacak. Arkadaşlar bayrağı buraya koydum. Ben organizasyon yapıyorum şu anda. Birazdan içeriden çıkacaklar. Evet. Yavaş yavaş çıkış anı geldi. Bakalım. Abimi kolayca bulabileceğiz. Ve karşılıklıyız. Can geliyor. Sara şuradan. Bak bayrağıma. Yeah. Öyle gel. Dostlarım, dünyalar güzeli kardeşim ve yakışıklı eşi geldi. Hepsine hoş geldin diyoruz. Hayin Guanlin. Oh. Kızıldım ya. Aynen, ne yapıyor? Çok iyi gözüküyorsun. Aynen. Gel bakalım Sara. Vay. Hoş bulduk. Havanayı soğuttunuz mu? Sara. Selamlar, şükür kavuştuk. Bir şey soracağım. Adana'ya kaç kere gittin? Adana'ya hiç gitmedim. Ankara'ya kaç kere gittin? Ankara'ya 2-3 kez gittim. Tayvan'a kaç kere geldin? 6. kez falan ya da 7 oluyor. Bilmiyorum. Orhan. Pasaportumun içi Tayvan'da vizasıyla dolu. Beni artık tanıyorlar yani. Hayrabolu bu kadar gitmiyoruz. Aynen. Arkadaşlar şimdi kardeşimi aldım. Orhan'ı da aldım. Onlar yorgunlar. Tayland üzerinden geldiler. Şimdi metroya bineceğiz. Bir de onlara Tayvan metrosunu tanıtacağım. Haydi bakalım. Arkadaşlar az önce çok komik bir olay oldu. Orada bir tane güvenlik var. Sen dedi Ufong musun dedi, benim Çince ismim. Dedim Ufong'um dedim, kardeşim geldi. Ha dedi, çıkaramadım dedi. Kafamda da bere var ya. Bereyi bir indirdim. Adamın gözleri böyle oldu. Adamın gözleri böyle oldu. Arkadaşlar şimdi benim kel kafa burada artık marka. Aynen. Nasıl ama kafayı bir indirdim adam. Böyle evet sensin diyor. Ben size şimdi bilet alayım. Şu mor olanlar tek yöne gidiyor. Eğer mavilerden alırsanız onlarda kartlarınız oluyor. Bu Türkiye'deki Akbil gibi dolduruyorsunuz. Şimdi kardeşimle eşine ben tek gidişlik bilet alacağım. Dostlar bakın, bende de böyle bir tane kart var. Bunu kullanacağım birazdan. Koşun. Evet, şimdi çıkalım. Arkadaşlar çok komik bir şey oldu. Taksiye bindik. Adam diyor ki, baban diyor kaç yaşında diyor. Ben şaşırdım. Dedim baba yani, ya nerede baba? Diyor ki arkadaki diyor, amca diyor senin baban değil mi diyor. Dedim o benden küçük. Kardeşimin eşi küçük yani. Sonra kardeşimi de annem zannetmiş. Annem diyor. Sonra bana diyor ki, sen diyor daha diyor genç duruyorsun diyor. Sara, amcanın gözleri kesin sorunlu, bak ben sana söyleyeyim, böyle normalde olmaz yani. Hani yani normalde hani tamam, bak ablan der anlarım ama annen değil zaman, bak ben 43 yaşındayım Sara. Hani anne dediğin zaman mesela bir 70 falan olsa anlarım yani. O kadar mı yaşlı gösterdiniz? Çok tatlı bir amca. Sağda atladı ya. Evet arkadaşlar, böyle ilginç bir taksiye denk geldik. Normalde Tayvan'da taksiler böyle çok düzenlidir, kurallıdır. Bu amcamız biraz daha yaşlı. Kendi halinde. 68 yaşında. Tatlı bir amca.
Kendi halinde takılıyor. Bizi de gezdiriyor. Ama dolandırmaz abi, şey olmaz yani. Tayvan'da o tarz şeyler olmaz. Ya böyle arada neşeli taksilere denk gelebilirsiniz. İyi sohbet edersiniz. Dostlarım, az önce şoför amcamız bana sordu, dedi ki merhaba nasıl deniyor Türkçe'de? Teşekkürler dedi, nasıl deniyor? Çünkü çok yaşlı bir amca, 68 yaşındaymış, muhabbet ettik. Türkiye'yi pek bilmiyor. O yüzden biz de Türkçe konuşunca kardeşimle anladı. Aa dedi, ne konuşuyorsunuz dedi, farklı bir şey konuşuyorsunuz dedi. Ben anladım, Türkçe konuşuyoruz falan. Ona da biraz Türk kültürünü anlatmamız lazım. Merhaba. Niye ciddi mani ciddi ma merhaba. Bu yabancı ya merhaba. Ha? Merhaba Jose, ni hao deyse ya. Oo. De merhaba. Mahaba. De. Mahaba. De merhaba. Ni kanda tour çirin, rugo yorun, dani de çizi. He. Rugo ni faşen taşı tour çirin, ni kıyıkın taşı merhaba. Mahaba. De. 15 minutes later. Aa, okey. Şey. İniyoruz, iniyoruz. Buyurun hocam, buyurun hocam. Buyurun hocam. Çocuklar yukarı çıkmışlar, bizi bekliyorlar. Oo! Buraya mı indiler? Çıkın yukarı, çıkın yukarı. Orhan. Gel gel. Tamam mı? Nasıl indiler aşağıya? Bizimkiler seninkinin yanında büyük sayılmaz be. Ama şimdi aşağı iner, bir dahaki bir sefer o karşılar. Sahara hazırlan, geliyorlar. Rine! Orhan hoş geldin Orhan. Hoş bulduk. Mekanımız burası. İnci. Ama siz böyle yaparsanız Orhan enişte ağlar ama. Hiç kimse öpmedi Orhan enişteyi. Orhan enişte şu ağlayacak. Orhan'a da hoş geldin İnci. Hadi gidin bakalım. Size hediyeler getirmiş ama. Atlayın Orhan'ın kucağına. Hadi alalım. Ama Orhan enişte çok oynar. Otur otur ona. Atla oradan. Özledi sizi. Hiç gitmediniz onun enişteye. Hadi git. Gider gider benim kızım, gider kızım. Ama size parkta neler alıyordu? Evet, bir sürü parkta size oyuncaklar alıyordu. Dondurma alıyordu. Halacı. Halacı bunlar, halacı olan. Ne yaptın sen baba Orhan'la? Hadi oyuncaklara bakalım. Hadi oyuncaklara bakalım. Hadi bakalım oyuncaklara bakalım. Bakalım hediyelere. Durun, İnci'nin hediyesini göstereyim hemen. Arkadaşlar, kardeşim İnci'ye bunu almış. Küçük bir piyano. Konuş. Oh. Konuş bakayım. Konuş. Mikrofona. Merhaba de. Merhaba. Ayvayı yedik. Bütün oyuncaklar sesli arkadaşlar. Bize uyku yok. Oh. Süper pop singer. Şu mu? Aynen. Sevgili arkadaşlar, Sahralar Türkiye'den gelirken bakın ne getirmişler. Bu ne ya? Beyaz tam yağlı peynir. Yarım kalıp kaldı. Bir de kaşar. Kaşar peyniri getirmişler arkadaşlar. Ben Orhan'a dedim, Orhan dedim. Bak, bu mikrofon ne ya? Mikrofon geldi bana. Orhan dedim. Bak burada yemek kültürü farklı, uzak doğu kültürü. Kızım çek şu mikrofonu ağzından. Ben konuşuyorum, dışarıdan bir yerden ses geliyor. Sanki şey, düğün gibi. Düğün gibi oldu burası. Ev şu anda festival alanına döndü. Tamamıyla coşuyoruz. Eğleniyoruz. Umarım sizler de bu videoyu beğendiniz, eğlendiniz. Ama kardeşimle, Orhan'la beraber çok daha video çekeceğiz. Bu böyle bir başlangıç olsun. Şimdi onlarla ben sohbete koyulayım. Kanalıma lütfen abone olun. Bu tarz içerikleri sevdiğinizi biliyorum. Aile, gezi, Tayvan. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bakalım bir dahaki videoda görüşmek üzere.